Değerli izleyenler, Çalışma Masam'ın bu haftaki konuğu çok yönlü bir sanatçı Oya Silveri. Oya Silveri ile sanat öyküsünü konuşacağız ama sanat öyküsünün ötesinde Kıbrıs'ta sanatı konuşacağız. Çünkü aynı zamanda Art Room'un direktörü ve kuratörü dolayısıyla birçok sanatsal üretimin topluma yansımasına bir anlamda aracılık ediyor. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bizim için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir şekilde Oya Silveri kimdir? Ben 2002 yılında Hacettepe Güzel Sanatlar'dan mezun oldum resim bölümünden. Sonrasında adaya geldim ve yüksek lisansımı burada yaptım. Bu arada aynı zamanda tabii ki öğretmenlik yapıyorum. Resim öğretmenliği yürütüyorum. Bunun yanında da işte bildiğiniz gibi çok uzun bir süredir Art Room ve birçok farklı alanlarda, yerlerde resim sergileri düzenliyorum. Evet. Sanıyorum öğretmenlik, özellikle sanat eğitimi alıp adaya dönenler için vazgeçilmez. Çünkü yaşamı sürdürebilmenin bir kaynağı olması evet, gerekiyor. Evet, açıkçası yani hayalimdeki meslek miydi? Değildi. Ancak tabii ki öğretmenliğin çok farklı yönlerini içine girdikten sonra keşfediyorsunuz. Özellikle ben kendi adıma ortaokulda da öğretmenlik yaptım. Şu anda lisedeyim. Uzunca bir süredir lisedeyim. Lisede olmak başka bir şey ve gençlerle aslında bir bağ kurabiliyorsanız, yani sanatın onlar için ne anlama geldiğini ya da gelmesi gerektiğini ya da toplum için, yaşam için ne olduğunu paylaşmaya başladığınızda karşılıklı bir iletişim başlıyor ve o noktada aslında öğretmenliği sevdim. Evet. Ve sanatseverler yetiştirmeye de katkı koyuyorsunuz veya geleceğin sanatçılarının belki ilk nüvelerini keşfediyorsunuz. Tabii ki, öyle bir yönü de var mıdır? Tabii ki. Yani yılda eğer bir ya da iki tane öğrenci keşfedebilirsek, yani branş dersleri için geçerlidir bu. Aynı zamanda işte eminim müzik ve beden eğitimi gibi dallarda da aynı olay vardır. Bir ya da iki tane öğrenci yakalarsanız ki gerçekten çıkıyor, o çocukların ciddi ilgiye ihtiyaçları var. Onu yakalayıp biraz ellerinden tutarsanız aslında bu çocukların yaşam serüvenleri değişiyor. Yaşamı yönlendirmeleri, kafalarındaki önceden kurdukları ya da hiç olmayan yapıya bir şeyler eklemiş oluyorsunuz. Bu insana büyük bir mutluluk veriyor aslında. Evet. Bir de şöyle bir şey söz konusu. Yani eğitimci olarak biz bunun farkındayız ki bu çocuklarla 2-3 sene sonra bu toplumu içinde bu ortamı paylaşacağız. Bu yaşamı onlarla birlikte götüreceğiz. Yani oradaki sorumluluk aslında çok büyük. Evet, tabii eğitim çok önemli. Bunun üzerine konuşursak daha saatlerce belki de konuşabiliriz ama sizin sanatçı kişiliğiniz bu program için tam odak noktasında olan noktası. Dolayısıyla 2002'de mezun oldunuz, adaya döndünüz. Bir master eğitimi söz konusu ama bir de sanat yaşamının devamı söz konusu. Biraz bize o süreci anlatabilir misiniz? Evet, master eğitimi benim için önemli bir nokta oldu. Biraz çevre kazanma anlamında etkili oldu. Orada master eğitimini alırken Hacettepe'deki hocalarımızla karşılaştım.
onlar orada adaya gelip burada işte eğitmenliklerine devam ediyorlardı. O güzel bir benim için şey oldu, adaya motivasyon yaklaşma oldu. Onun sonrasında bir atölye arkadaşım oldu. Özger Tanın'la bir atölye paylaştık ve iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Üretken bir dönemdi. Sonrasında da 2012 civarında Art Rooms açıldı ve orada farklı bir pozisyonda çalışmaya başladım. Evet, ben sormadan siz söylediniz ama Art Room'la buluşmanız nasıl oldu? Yani 2002 ile 2012 arasında 10 yıllık bir süreç var. Bunun içerisinde bir atölye paylaşım dönemi var ve üretim var. Sonrasında Art Room'la buluşuyorsunuz ve hayatınızda yeni bir kapı açılıyor gibi. Evet, Art Rooms'a kadar olan süreçte tabii ki kendimizi, yani Özge ile birlikte sanat aktivitelerini takip etme konusunda birbirimize çok itici kuvvet olduk açıkçası. Birbirimizi motive ettik o anlamda, kendimizi koparmamaya çalıştık. Ve hep şey kaygısıylaydık, yani işte adaya dönen genç sanatçı adayları olarak ne yapabiliriz burada kendi işimizle, nasıl var olabiliriz? Ve gerçekten onu fark ediyorsunuz ki adada bir sanatçı olarak yaşam sürdürmek çok zor. Çünkü beslenebileceğiniz ortam gerçekten özellikle o dönem için daha da kısıtlıydı. Sürekli yurt dışındaki sergileri takip etmeye çalıştık, okuduk, araştırdık. Böyle bir süreç geçirdik ve çok aslında okuldan sonra benim için kendi adıma yaptığım, yani üretim anlamında çok besleyici bir dönem yaşadık. Onun arkasına bir galeri olayı ortaya çıkınca aslında çok heyecan vericiydi. Tabii ki ben bir galeri nasıl yönetilir hakkında bilgim yok. Yani sadece bir galeriyle çalışmak isteyen aslında genç sanatçıydım ya da sanatçı adayıydım. Burada böyle bir şans geldiği zaman Erbil Bey, kendisi de tabii ki Erbil Arkın sanat temelli bir kişi olduğu için burada onun fikriydi House Restaurant'ın alt katını bir sanat galerisine çevirmek. Hatta yani benim için hani nasıl olur olmazdı falan diyerek benim için ciddi bir itici güçtü kendisi. Yani yapabilirsin, olur, neden olmazsın diyerek aslında imkanlarını bu doğrultuda kullanıma açtı. Elinden gelen bütün desteği yaptı. Halen daha, yani 10 yılı aşkın bir süredir bu adada ciddi sanat yatırıma ciddi katkı sağlayan çok sayılı ender insanlardan birisidir. Yani tabii bu çok önemli, altını çizmek lazım ama bilmediğiniz bir alana girdiniz. Bilmediğim bir alana girdim. Bir galeriyi nasıl yönetilir hakkında pek bir fikrim yoktu. O dönemde Amber Onar Side Street diye bir galeri çalıştırıyorlardı. Bir eğitim merkeziydi aynı zamanda. Çok ciddi işler yaptı. Ben tabii ki onların yaptıkları işlere sonradan yani dahil oldum değil de analiz etme imkanı buldunuz belki. Evet, yakalayabildim uzunca bir süre. 7 sene kadar ciddi işler yürüttüler o mekanda. Ve çok bir ahbaplığımız da yoktu açıkçası. Yani ben bir sergi açmıştım. O dönemde gelip işte ne yaptığıma bakmıştı. Benim için yani önemli bir şeydi ki işte Kıbrıs'ta iyi iş yapan sanatçı bir kişinin ilgilenmesi. Ben de o cesaretle böyle bir galeri konusu ortaya çıktığında ondan yardım istedim açıkçası. Dedim ki yani böyle bir şey var, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ve o dönemde
bana çok destek oldu. Yani hala cesaretlendirici bir unsur oldu hayatınızda. Yol gösterici, evet. Kendisinin deneyimlerinden yola çıkarak bana çok destek oldu. Kendisi de Emin Çizenel de. Bu arada tabii ki yani burada söyleyeceğim birçok isim var. Yani Kemal Ankaş da dahil olmak üzere birçok sanatçı aslında yakın olarak tanıdığım ya da o süreçte tanıştığım insanlar katkı koymaktan hiç çekinmediler. Ben de her zaman şey olarak baktım olaya, yani okey ben bu bir küratör değilim, bu işe yeni başladım ama hani ne olması gerekiri her zaman şey olarak değerlendirdim. Ben nasıl bir ortam beklerim? Yani evet. Ben de bir sanatçı adayım. Bu bir avantaj değil mi? Yani evet. Bir sanat eğitimi almış biri kendi açısından nasıl bir ortam bekliyorsa tam evet. Bunu yönetmeyi fırsatını yakaladığında, o ortamı hazırladığında herhalde ihtiyaca önce cevap veriyor. Böyle mi oldu? Aynen böyle oldu. Yani hep soruyu kendime sordum. Oya sen ne beklerdin bir mekandan, sana ne sunmasını beklerdin? Ve çok uzun, zorlu bir süreçti. Yani mekanın çalışıp çalışmayacağı, yani daha doğrusu belirli vizyon ve kriterlerle orada durup duramayacağı. Çünkü şey dedik yani, bizim burada gerçekten bu işi profesyonel olarak, yaşantısı olarak götüren sanatçılara bir mekan kendilerini, işlerini sergileyebilecekleri bir mekan olması. Ve tabii ki onunla birlikte toplumun iyi işleri izleyebilmesi, biraz daha ilerisinde yurt dışından gelen sanatçıları, getirebildiğimiz sanatçıları burada göstermek. Yani bunların aslında hepsi bir kültür yatırımı olarak ilerledi. Tabii ki bunun başında, önde duran ben oldum. Ama yani dediğim gibi birçok sanatçı arkadaşım, herkes bu olaya destek verdi. Tabii sanatçılar için de tam aradıkları bir ortamın yaratılması söz konusuydu. Evet, yani herkes o konuda gerçekten elini taşın altına koyarak destek verdiler. Biz de elimizden geleni yaptık. Erbil Bey hiçbir şeyden sakınmadı. Yani oranın gerçekten iyi, zaten kendi mizacı öyle her zaman. Hı hı. Yani eğer bir işi yapıyorsam hep onu söyler yani. En iyisini yapmak durumunda. En iyisini yapmak için hedef koyan birisiydi. Ve o anlamda büyük bir güven gösterdi bana karşı sağ olsun ve bu işi götürdük diye düşünüyorum. Bir, evet. Bir yere kadar geldi. Açılıştan ve ilk sergiden itibaren beklediğiniz geri dönüşümleri aldınız mı? Öyle sergiler yaptık ki sadece biz vardık açılışlarda. Özellikle yurt dışından gelen sanatçı olduğu zaman sanatçı, ben, oradaki arkadaşlarım falan birkaç kişi olduğumuz ortamlar oldu. Yeni açılmış bir mekandı. İnsanlar Girne bu anlamda biraz daha zorlu bir yerdir. Yani Lefkoşa gene bir Avrupa başşehri bölünmüş olsa dahi daha şehir havasının yaşanabileceği bir yer. Ancak Girne'de işte daha turistik olarak algılanan bir şehir. Kalabalık bir nüfus ama biraz daha kasaba havası olan bir yer mi? Evet, yani sanatla çok fazla hani ilgilenen insanları oraya taşımak aslında ilk etapta en büyük zorluk gibi geldi bana ama ilk sergilerden sonra yani baktım ki insanlar geliyor. Yani böyle bir ihtiyaç varmış. Geliyorlar. Şu anda yaptığımız sergilerde tabii ki yine yurt dışından ve yurt içinden olan sanatçı profili, yani gelen misafirlerde, izleyicilerde farklılık oluyor tabii ki. Yurt dışından gelen bir sanatçı olduğu zaman çok daha tanıtımınızla alakalı olarak yani gelen sayısı her zaman daha düşük olur. Ama hani buradan bir sanatçıysa çevresiyle birlikte daha kalabalık açılışlar yapıyoruz. Ama sonrasında da tabii ki hiçbir galeride açılışın ardından çok yoğun gidecek bir trafik olmaz galerilerde. Ancak tabii ki avantaj olarak yukarıdan bir restoran olması,
insanları bir şekilde hani biraz ilgisi varsa aşağıya davet ediyor ve bir izleyici kitlesi oluştuğunu düşünüyorum. Yani bu kombinasyon aslında bir avantaja dönüştü hem sanatçılar için hem de oranın işletmesi açısından, değil mi? Yani evet, işte yani biz tabii restoran ki olması. Galeri olarak kar amaçlı bir galeri değiliz. Hı hı. Yani commercial olarak işte gözüken bir yapısı var. Yani işte daha doğrusu profesyonel bir galerinin olması gereken işte satıştır, yüzdelik oranlarımız falan vardır. Ancak bizde tabii ki bu adada koleksiyoner yok. Bilinçli alıcı çok az. Yani yok demeyeceğim ama çok az. Böyle olmayınca da yani bir galerinin hayatta kalabilmesi için satışa bağlıdır. Yani oraya gelecek insanlar oradan sanat eseri alacak. Galeri yaşantısını bununla sürdürebilecek varlığını. Tabii bizim öyle bir şeyimiz olmadığı için tamamen Evlarkı'nın katkılarıyla Devam ediyor. Peki Art Rooms artık oturdu. Bundan sonra bu iş yürür dediğiniz sergi hafızanızda hangisi? Şimdi tabii ki süreç içerisinde Art Rooms'un kendi içerisindeki programları değişiyor. Şöyle ki ilk başlarda neredeyse ayda bir sergi hazırlıyorduk. Şu anda ise işte yılda 4-5 sergiye düşürdük bunu. Bunun sebebi de şöyle oldu. Evet, artık oturmuş bir yapımız var ve biz aslında temsil ettiğimiz sanatçıların yurt dışında da gerçekten hani sanat ortamında yer bulabileceklerine inanabiliyoruz. Yani herhangi bir imkanları olsa ya da işte bir network ağı içerisinde bulunabilirlerse yurt dışında gerçekten yurt dışı sanat ortamında yer bulabilecek isimlerle çalıştığımızı düşünüyoruz ki gerçekten yurt dışından da çok önemli isimleri de getiriyoruz galerimize. O yüzden yani nitelik yükseldikçe sergi sayısını düşürmek durumunda kaldık. Zaten aslında baktığınızda yurt dışında da yani yılda 6 sergiden fazla sergi çok fazla galeriler yapmıyor. Biz ilk başta heyecanla uzunca bir süre ciddi performans göstererek fazla sergiler yaptık. Biraz da mekanı anda duyurmak için herhalde. Bu tabii ki. Yöntemsel yani, olarak da bir tercih miydi yoksa biraz şey olarak gelişti. Yani süreç kendiliğinden gelişti. Yani onu çok programlayabildiğimizi söyleyemem ama tabii ki o Art Rooms'un 2012'de açıldı, 2017'de Arukat kurulduktan sonra bir sanat üniversitesi olarak ilk kez adada bir böyle bir üniversite kuruldu. Çok az öğrencisi, muhteşem bir ortamıyla birlikte. Onun arkasında Rodin Collection Galeri'nin açılması. Lefkoşa'da Art Space yani Arukat'a bağlı olan diğer bir galerinin işleve girmesi 2018 yılında hepsi bir araya gelince bizim de mekanlarımız arttı ve böylelikle yani tek mekanda kalmayıp yani hepsi farklı farklı yapılar ama hani sonuçta bu adada çalışan üreten sanatçı için farklı ortamların açılmasına sebep oldu. Sanatçı imza attı, her işten gurur duyar ama bu benim için ayrı bir noktadadır dediğiniz kuratörlük anlamındaki iş hangisidir? Yoksa zorlayıcı bir soru mu? Diğer sanatçılar bana kızar, gücenir mi diyorsunuz? Yok, yok. Kimsenin bir küsüp kızacağını düşünmem ama Hüseyin Özinal'la yaşadığım iki sergi bu anlamda benim için farklı. Son sergi daha da farklı galiba, değil mi? Aslında yok, benim için yani benim yaptığım iş anlamında firari bedenlerle son yaptığımız Nothing is going to hurt you sergisi arasında çok ayrım yapamayacağım. Hani neden
ayrı bir yere koyduğumu da söyleyeyim. Tabii ki küratörlük işi yapıyorum orada. Küratöryal bir iş düzenlemem. İzleyiciyle sanat eserini buluştururken sanatçının anlatmak istediğinden farklı bir yanılsamaya sebep olmayacak bir kurulum, düzen içerisinde ortamı hazırlamaya çalışırken mutlaka sanatçılarla konuşuyorsunuz. Onların kendi işleri hakkındaki yorumları önemlidir. Kendi fikirleri vardır. Hüseyin'le ilginç olan taraf, Hüseyin teslim oldu. Yani bu kuratör açısından büyük bir avantaj değil mi? Yani avantaj mı emin değilim. Yani kendi sorumluluğu arttırıyor ama işinizi göstermek adına bir noktada iyi ama diğer taraftan ise büyük bir sorumluluk. Evet. Çünkü yani size sadece geçiyor, işlerini teslim ediyor ve hadi bakalım yani oradan çıkacak olan şey adam diyebilir ki yani sen ne yaptın yani benim işlerimle. Yüceltmeni beklerken batırdın. Diyebilir yani evet. Bunu aslında en çok şeyi de anlıyorsunuz izleyicinin tepkisiyle yani. İzleyici okumasını nasıl yapabiliyor, sergiyle arasında nasıl bir iletişim kurabiliyor, bununla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu geri dönüşümleri nasıl alıyorsunuz? Yani sergi izleyicileriyle ortamda bulunduğunuz andaki yüz yüze temaslarınızdan mı onların? Sonradan duyuyorsunuz bir şekilde. Evet, bir şekilde bu camiada geri dönüşüm oluyor. Geri dönüşüm oluyor. Evet, konuşulacak çok şey var ama biraz da gelecek projelere bakalım. Art Rooms olarak önünüzde yeni projeler var mı? Onun dışında sizin kişisel bir çalışmanız var mı? Bir hedef doğrultusunda yaptığınız işler var mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Tabii ki yani bizim planlarımız genellikle yani birçok mekanda açıldıktan sonra yıllık ya da 2 yıllık şeklinde bir programla devam ediyoruz. Çünkü yani bu işlerin bir sergiye karar verdikten sonra hani onun arkasında çalışma süreci aslında çok fazla. Şöyle ki yaptığımız sergilerde bir arşiv, hafıza oluşturmak adına yayınlar yapıyoruz. Son sergimizde Ayhan Ercas Hanım bu sergi kitabının sponsoru oldu. Bu kitap hazırlığı süreci aslında ciddi bir çalışma gerektiriyor. Şöyle ki yani sadece tasarım, basım aşamasının dışında kitaba katkı koyan yazarlar için bir süreç gereklidir. Yani son 2 çıkardığımız kitapta sevgili Esra Pülmer Bardak önemli metinler yazdı. Sonuncusunda şeyle birlikte, Evren İnançoğlu ile birlikte yaptığı bir çalışmaydı ki o neredeyse hani sanatçıyla böyle sergi öncesinden bir buçuk sene belki fazlası tarih söyleyip yanıtmayayım ama ciddi bir süreçle işte konuşmalar yapıp bilgi alışverişi, araştırmalar yapıp aslında çok ciddi araştırma yazıları haline getiriyorlar. Bu da yani bizim sergi hazırlarken sürecimizi etkileyen bir şey. Tabii ki onun için bir zaman vermek lazım, bir programın belli olması lazım. Tabii ki her sergide aynı kişi değil, farklı farklı yazarlardan metinlerle oluşturduğumuz bir yapımız var. Tüm bunların koordinasyonunu da siz mi yapıyorsunuz? O yayının ortaya çıkmasını sağlayan yine siz misiniz? Evet. Aslında bir ama alan yani içerisinde başka çok, alanlar da. Çok fazla alanlar yayılıyor iş aslında. Tabii ki yani her etapta şey vardır. Yani işte sanatçıyla paylaşıyorsunuz. O
da sizin yanınızda bulunan, sergiye dahil olan işte yazılarıyla olsun, ahbaplığıyla olsun, yanınızda bulunan insanların dokunuşları vardır, fikir alışverişleri. Bu şekilde aslında bir kolektif çalışmayla üreyen bir şeydir. Hı hı. O yüzden yeni projeleri sordunuz siz. Ben tekrar eskiye gittim ama hani yenisi içinde aynı çalışmalar söz konusu. Eskiler de yeniye ışık tutuyor ama. Işık tutuyor, aynen. Şu anda gelecek sergiler içerisinde Kemal Akaç'ın bir sergisi var. Fragile isimli bir sergisi olacak. Yine çok iyi bir sergi olacağını düşündüğüm Sayın Erbil Arkın'ın bir sergisini yapacağız. Başta da söyledim, kendisi de sanat alanından gelen bir kişiydi. Çok uzun zamandır yani kendisi de çalışmalar yapıyor, heykeller üretiyor ama hani hep kendi arkada bir kurumları destekleyen kişi tarafındaydı. Dedik ki yani bir şekilde artık bunu sahnenin önünde de yer alır. Çıkmasını istedik. Çok iyi bir sergi bekliyor bizi. Diğer taraftan tabii ki yine Art Space'de gerçekleşecek Esra Pülmer Bardat'la Mehmet Ratib'in birlikte hazırladıkları metin ve resimlerle oluşan şiirsel metinler diyebilirim belki yanlış olmazsa bir sergi var. Barda var yani. Evet, yani bunların sonu gelmiyor. Bunlar yakın planda olanlar. Bunlar çok dolayısıyla daha orta vadede başka projelerle yine sanatseverlerin Art Rooms'la buluşma imkanı var. Bunun altını çizelim ve bu kadarına izin veriyor yayın süremiz. Noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sanatla geçecek nice yıllar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler.